Son zamanlarda en çok konuşulan konulardan bir tanesi de narsist ilişkiler. Eğer bir narsistle ilişki içindeyseniz, hiç değişime açık olmayan ve ilişkinizde problem varsa problem sende. Sen değişmelisin. Bende problem yok. Ben ilişkimden memnunum şeklinde açıklamalar yaparlar. Genelde özür dilemekten nefret ederler. Hatalarını kabul etmek istemezler. Çünkü zamanında çoğu çocukluğunda anneleri babaları ebeveynleri tarafından ezilmiş, aşağılanmış, değersizleştirilmiş ve yaptıkları şeylerde hep eleştirilerek hata bulunmuş insanlardır. O yüzden sizinle ilişki içindeyken hatalarını görmek istemezler. Her şeyi bildiklerini iddia ederler. Eksik olduklarını hissetmek istemezler. O yüzden ilişkinizde bir ilişki terapistine gitmek isterseniz senin terapiye ihtiyacın var benim yok derler. Eğer bir hata olduysa ya biz karşılıklı hata yaptık. Ben bir adım atayım, özür dileyim Sen de özür diledi, dilediğinizde bende hata yok. Hata yapan sensin der. Kendi hatasının hata olmadığını size saatlerce anlatabilir. Ama anlattığı şeylerin aslında çoğu doğru değildir. Çünkü kendini eksik hissetmemek için özür dilemek istemez ve yaptıklarını hep doğru bulur. İşte böyle bir ilişki içindeyseniz gerçekten çok zor bir ilişki içindesiniz. Bu sizin evlendiğiniz bir kişi olabilir veya partneriniz olabilir. Ama neden böyle bir ilişkiyi seçtiniz? Bunu da kendinize siz sorun. Neden böyle bir partneri hayatınıza çektiğiniz Belki sizin de çocukluğunuza dayanıyor. Sizin de anne baba ilişkilerinizde belki anneniz babanızı ne yaparsa yapsın alttan almayı size öğretti. Yani ilişkide sevgi karşı taraf ne yaparsa yapsın onu alttan al. Gerçek sevgi budur diye belki gördünüz. O yüzden ben sevgimi göstermek için buna katlanmalıyım. O zaman sevdiğimi gösteririm diye buna katlanıyorsunuz. Belki farkında değilsiniz ama bu sizin kaderiniz değil. Bu sizin değiştiremeyeceğiniz bir durum değil. Eğer çocukluğunuzdan kaynaklanan böyle bir durum yaşadıysanız oralara gidip onlar değişebilir. Aile dizimi çalışmalarında bunları görüyorum. Veya bu çalışmalarda belli şeyleri fark edebilirsiniz. Kendinizle ilgili Belki kararlar verebilirsiniz. Bir değişimin arifesinde olabilirsiniz. Güçlü bir karar verecek kadar güçlü olduğunuzu hissedebilirsiniz. İlişkinizi veya evliliğinizi sonlandıracak kadar içinizde gücü bulabilirsiniz. Belki bunun için yardım alabilirsiniz. Kendiliğinden değişmeyeceğini lütfen bilin. Eğer böyle bir ilişkinin içindeyseniz, narsist bir ilişkinin içindeyseniz ve belli şeylerin kendiliğinden değişeceğini bekliyorsanız ne yazık ki bu olmayacak. Bu ne kaderiniz ne de kendiliğinden değişebilecek bir şey. Bir kişinin adım atması lazım. Bir kişinin değişiklik yaratacak gücü ve cesareti bulması lazım. Eğer bu karşınızdaki kişi değilse tahmin edin bu kişi kim? Bu kişi sizsiniz. İlk adımı sizin atmanız lazım. O gücü kendinizde bulabilirsiniz. İlk adımı o cesareti göstererek atabilirsiniz. Eğer kendi haline bırakırsanız hiçbir şey değişmeyecek. Ama siz değiştirmeye karar verdiğinizde bu ilişkiden belki çıkacaksınız. Belki bir kapı kapanacak, size çok daha güzel yeni bir kapı açılacak ve bu kapı hiç tahmin etmediğiniz kadar güzel bir ilişkinin başlangıcı olacak ve o zaman diyeceksiniz ki kaderimin kontrolünü elime aldım. Ve bunu ben değiştirdim. Bunu ben yapabildim. Eğer bunu ben yapabiliyorsam başıma gelen kötü şeylerin üstesinden de gelebilirim diyeceksiniz. Ve eğer bunu derseniz de kesinlikle haklısınız. Teşekkürler.